Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 21 Ekim Perşembe günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bana, iyi teşekkür peki. ederim siz. Rabbimize şükürler olsun. Bugün de yine kalktık geldik işimize. Trafik fena değildi. Ee, i̇dare ettik. Neredeyse ben erken geldim. 45 dakika falan sürdü yani. 45 dakika iyi yani. Çok şükür. Ben erken geldim. Değerli izleyenler bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde salı çarşamba mesaisi bitti. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz sahaya çıkacak. Biz de elbette bugünkü programa tam da bu noktadan başlayacağız. İlk olarak ekranlarınıza gelen başlık Foto Maç gazetesinden size zafer yakışır. Haydi Fenerbahçe, haydi Galatasaray. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün 3. maçlarına çıkıyor. D grubunda bir puana olan Fenerbahçe, Belçika'nın Royal Antwerp takımını ağırlayacak. Kanarya ilk galibiyetini alarak şansını sürdürmek istiyor. E grubunda 4 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ise bir puanla son sırada yer alan Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. İlk iki maçta gol yemeyen Galatasaray, Rusya'dan zaferle dönmeye şartlandı demiş gazete. Saat 19.45'te Fenerbahçe İstanbul'da Royal Antwerp takımını ağırlayacak. Ardından saat 22'de Galatasaray... Deplasman'da loko, lokomotif Moskova'ya konuk olacak. Saat yani kronolojik olarak gidiyoruz değerli izleyenler. 19'daki Fenerbahçe Antwerp maçı ile ilgili ilk başlık yine fotomaç gazetesinden. Siftah ve moral maçı başlığıyla geldi ekranlarınıza. Kanarya UEFA Avrupa Ligi D grubundaki 3. maçında bu akşam Antwerp'i konuk edecek. Hedef kazanıp hem moral bulmak hem de siftah yapmak demiş gazete. Şuradan okuyayım. Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Azizle ile Mert Hakan Yandaş Antwerp'e karşı forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da görev alamayacak demiş gazete. Burada Vitor Pereira'nın açıklamaları da verilmiş ama biz zaten birazdan e, bant olarak getireceğiz ekranlarınıza. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Antwerp'i konuk edecek. 19.45'te Sergey Ivanov Rus hakem yönetecek karşılaşmayı. Gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'la deplasmanda bir bir berabere kalan Sarı Acıvertiler 2. haftada Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 yenilmişti. Kanarya Antwerp'i yenerek hem ilk galibiyetini almayı hem de Trabzonspor maçı sonrası bozulan moralleri düzeltmeye çalışacak. E, hocanın Vitor Pereira'nın açıklamalarından Milliyet gazetesi "hem duyguyla hem zekayla" cümlesini başlığa çıkarmış. Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira "Bundan önceki maçta yaşananların olmayacağı Özür dilerim. Yaşananların olamayacağını söyledi. Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. Sadece duygularla oynayamazsınız. Zekanızla da oynamanız gerekiyor." sözlerini başlığa çıkarmış. Son olarak Fanatik gazetesinden "Antwerp eksik geldi" Belçika temsilcisinde kasığında ağrılar bulunan orta sahanın yıldızı Naingolan riske edilmedi. Tecrübeli oyuncunun yanı sıra Saabek Buta ve Japon orta saha Miyoshi de İstanbul'a getirilmedi. İşte Antwerp'deki son değişiklikler. Bu de e eksikler yüzünden e hoca sistemi değiştirebilir. Brian Priske 4-4-2'yi tercih etmişti. Belçika basınına göre 44 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe deplasmanında ligdeki dizilişine geri dönmeyi yani 4-2-3-1'e geri dönmeyi planlıyor. Bundan Layingolan'ın da etkisi var. Fenerbahçe'de kötü bir dönem geçiren Mihail Frey Antwerp'te patlama yaptı. İsviçreli oyuncu Avrupa Ligi'nde henüz siftah yapamasa da Belçika Ligi'nde 11 maçta 12 gol attı. Kırmızı Beyazlılar'da sezonun en önemli transferlerinden biri olan Victor Fischer de dikkat çeken isimler arasında sol kanatta görev yapan Danimarkalı oyuncu ligde 10 karşılaşmada 4 asiste imza atarken bir kez de gol sevinci yaşadı. Bunu da Frey ve Fischer'e dikkat başlığıyla vermiş gazete. Uğur Bey, e, hocaların ve Ferdi'nin yani Vitor Pereira ve Ferdi'nin ve de e, Antwerp'in hocası ve oyuncusunun şeylerini paylaşacağız videolarını ama öncelikle buyurun ilk e, şey ilk galibiyet için çıkacak sahaya Fenerbahçe. Türk için ilginç, çok kritik. Çarpıcı bir detay buyurun. Çünkü ilk, Fenerbahçe iki maç üstü Antwerp'le oynayacak. Galatasaray iki maç üstü Lokomotif'le oynayacak. Beşiktaş'ın Sporting'le bir maçı daha var. Ne kadar zor olsa da Lisbon deplasmanı. Bunlar grupta da nispeten takımlarımızın alt etmeye çalıştı. Hani üstüne çıkmaya çalıştığı rakipler işte Antwerp'in puanı yok. E, Lokomotif'in bir puanı var. Sporting de puansızdı Beşiktaş'la oynamadan önce. Dolayısıyla gözümüze kestirdiğimiz rakipler bunlardı ve üst üste ikişer maç oynuyorsun. Yani bu 15-20 gün Türk futbolu için çok kritik. Beşiktaş talihsiz başladı ama bu akşam Fenerbahçe'ye Galatasaray bu akşam da bunların rövanşlarında da Antwerp'e ve Lokomotif'e karşı umarım İki maçtan en az dörder puan çıkarırlar ve en azından bu rakiplerini alt ederler diye umut ediyoruz. Ee, i̇stersen şeyleri izledikten sonra hocalar ne demiş? Hı hı. Değerli izleyenler. Şimdi konuşuruz. E, zaten. Taktik olarak ya da saha dizilişi formasyon olarak Uğur Meleken'in, burada defalarca konuştuk dörtlü savunma karşı üçlü savunma. E, hep savunma ismiyle e, telaffuz ediyoruz ama aslında önünde dünya kadar başka bir e, alan var. Bunlar nasıl paylaşılacak, eşleşmeler nasıl olacak, e, Antwerp nasıl oynamayı tercih ediyor, üçlü savunmanın handikaplarına karşı dörtlü savunmanın avantajları vesaire burada konuştuk. Bir kez daha e, hızlıca üzerinden geçeceğiz ama önce bakalım e, Vitor Pereira ve Ferdi Kadıoğlu neler söylemiş? İki takım için hem bizim için hem onlar için çok önemli bir maç. 3 puan almak bu gruptaki savaşı devam ettirmek açısından çok önemli. Oynayacağımız takıma baktığımız zaman Yunanistan'da 2-1 kaybettiler. Evlerinde Frankfurt'a karşı 1-0 kaybettiler. Dolayısıyla seviyelerin de çok yakın olduğunu görebiliyoruz sonuçlara baktığımız zaman. Bizim için önemli bir maç. Biz de bu turnuvada birazcık daha tecrübe edinmiş olmaya çalışacağız. Çünkü birazcık daha tecrübe edinmeye ihtiyacımız var. Ee, zaman zaman oyunu kontrol etmeye, her zaman tutkuyla oynamak değil bazen zeka ile de oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden geleni en iyisini yapıp 3 puan almak istiyoruz. Futbol gerçekten zor bir iş. Zor bir meslek. Böyle kötü bir sonuç aldığımız zaman bir gün sonra artık yeni bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Geçtiğin maçı düşünmemen gerekiyor. Çünkü bir sonraki maça hazırlanmayı düşünmeniz gerekiyor. Sonuçta son oynadığımız maçı değiştiremeyiz. Burası da başka bir turnuva. Dolayısıyla bizim kafamızdaki çipi değiştirmemiz gerekiyor ve şunu anlamamız gerekiyor ki bu turnuvada özellikle daha çok tecrübeye ihtiyacımız var ki bu dersi de aslında Olympiakos maçında aldığımızı düşünüyorum. Çünkü sadece duygularınızla sadece kalbinizle oynayamazsınız zekanızla da oynamanız gerekir. Bir saniye dengenizi kaybettiğiniz anda problem olur. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sabırlı olmamız lazım. Gol atmak için boşluklar bulmamız lazım. Ama tabii ki taktiksel dengemizi kaybetmeden bunları yapıyor olmamız lazım. Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'de Bahane Türkiye'de bahane göstermeye gelmedim. Buraya gelmeden önce buranın tabii ki burada mükemmel bir dünya olduğunu, mükemmel bir lig ol, olmadığını biliyordum. Ama gittiğim hiçbir ligde mükemmel değildi. Tabii ki iyi taraflarımız kötü taraflarımızı düzeltmemiz gereken taraflar vardır. Ben de kendimi her gün, her geçen gün geliştirmeye ve hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Hakemlerin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Kendilerini analiz edip hatalarını düzeltmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Benim futbola bakış açım böyle. Son almış olduğumuz sonuç tabii ki istediğimiz sonuç değildi. Ama yarın bizim için yeni bir fırsat. Mental olarak güçlü olduğumuzu gösterebilmemiz için yeni bir fırsat. Biz gerçekten birlikte olduğumuzu, takım ruhuna sahip olduğumuzu, taktiksel kalitemiz olduğunu ve harika taraftarlarımız olduğunu göstermek istiyoruz. Yarın güzel bir maç oynayacağız. Bizim için, kulübümüz için, oyuncularımız için güzel bir maç olacak. Aynı zamanda eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatha ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek bizim için güzel olacak. Umarım yarın iyi bir sonuç alırız ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız. Herkesin bildiği gibi 3 farklı milli takımı seçme ihtimalim var, imkanım var. Dolayısıyla henüz bir karar vermedim. Benim için zor bir karar ama karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olup iyi düşünme karar verdiğimde zaten herkes görecek. Son maçta hayal kırıklığına uğradık ama şu anda bunu değiştiremeyiz. Bizim önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta her şeyimizi vermeliyiz ve bir önceki Avrupa Ligi maçında aldığımız sonucu telafi etmeliyiz. Gerçekten önemli bir maç. Biz elimizden gelen en iyisini göstermek istiyoruz. Vitor Pereira ve Ferdi Kadıoğlu'nu dinledik. Birazdan rakip Antwerp'in hocasını ve bir oyuncusunu Fişeri dinleyeceğiz. E, Uğur Bey ve değerli izleyenler Gazetede de okuduk. Başlığa çıkarılan cümle neydi? Duygularla olduğu kadar aklımızla da oynamalıyız. E, taktik devam ediyor. Taktik disiplinden kopmamalıyız. Oyuncular yaptığı hataları düzeltmeli vesaire. Vitor Pereira'nın basın toplantısını ben biraz oyuncular üzerinden konuşur gibi algıladım. Kaçırmış olabilirim, atlamış olabilirim ama sanki ana fikir Pereira, oyuncular, tekrar söylüyorum yanlışsam lütfen siz, siz düzeltin değerli izleyenler, yanlışsam fikrinizi yazın okuyalım hep beraber konuşalım burada. E, şunu anlıyorum konuşmalarının bütününden. Oyuncular tam olarak benim dediğimi yapamıyor ve zaman zaman aksamalar oluyor, zaman zaman hatalar oluyor. Bunları daha iyi noktaya getirmeliyiz. E ben de diyorum ki Fenerbahçe'de bütün oyuncular başka bir noktaya evrildi. Canla, başla herkes kendine verilen görevi yapıyor. Yapıyor yani Salahis'i, Ferdi'si, Ozay Samuel, e. Ozay sonra e şimdi konuştuk bildiğin kanat bekliyordu adam. Çizgiden top çıkarıyor ileride ceza sahasında parçalıyor kendisini vesaire. Orta sahası, savunma oyuncuları. Yani oyuncu bazında bence bence naçizane değil de sanki hocanın her şey iyi gitmesine rağmen bir B planı işler bir anda tersine döndüğü zaman bir B planı ya da rakibe göre adapte edebileceği esnek bir modeli oyuncularına anlatabileceği bir e, esnek bir modeli yok. Bütün de sıkıntı buradan kaynaklanıyor gibi geliyor bana diyorum ve size bırakıyorum. Şimdi son dönemde dünya futbolunda Portekizli e tek direktörlerin çok e, ciddi bir çıkışı var son 5-10 yıl diyebilirsin ya da Mourinho'ya kadar geri sararsan 20 yılda diyebilirsin. Ama Mourinho'dan sonra işte Andre bu Boas'ın bir Premier Ligi var sonra Fransa Ligi var. E dün değil önceki gün Ruben Amorim'in Sporting'ini izledik 35 yaşlı bir tek direktör. Gabriel Jesus Benfica ile dün izledik. Son derece taktiksel olarak iyi bir takım var. Sergio Concesao genç bir tek direktör Porto'da çok iyi işler yapıyor. Mourinho Roma'da, Nuno Tottenham'da Bruno Lage, Wolverhampton. Polonya milli takımında Paolo Sosa çalıştırıyor. Portekiz milli takımında Fernando Santos çalıştırıyor. Fenerbahçe Olympiakos'ta oynadı. Pedro Martins'le. Buraya bağlayacaktım. Bakın ortak yönlerine Ruben Amorim Beşiktaş'a karşı ne yaptı? Pedro Martins, Olympiakos, Fenerbahçe'ye karşı ne yaptı? Aslında çok fazla topa sahip olmak gibi bir ülküleri yoktu. Zaten %40 ya da %39 sahip oldu Sporting Lisbon Beşiktaş'a karşı ama Şut iki 2'ye 3'e katladı Beşiktaş'ı. Çok özür dileyerek bir ekleme yapayım. Dün akşam bir Benfica Bayern Münih maçı oynandı. George Jesus'un nasıl bir takım, nasıl bir taktik sahaya sürdüğünü. Yani biraz evet, evet konuşacağız ayrı bir şekilde. Onu da anladım evet. az önce. George Jesus'un evet. Benfica'sı. Daha doğrusu George Jesus zaten başta gelen isimlerden biri. Yani ikonik isimlerden biri. Bu tek direktörlere sorsan zaten Jesus'a hayranlık duyuyorlardı. Saydığım sıfır direktörler bitti ama. evet. Genelde genç Hakkını tek direktörler. Lazım. Nedir bunların? Ortak yönü taktiksel olarak üniversite mezunlar genelde futbolcu kökenli olanlar da var ama birçoğu üniversite mezunu. Portekiz'de tek direktörlük bir üniversite müfredatı olarak eğitim verilen ve gerçekten taktiksel olarak çok iyi hazırlanan 40 yaş jenerasyonu, 50 yaş jenerasyonu çok iyi tek direktörleri var. Vitor Pereira da tabii ki oralara bakıyor. Kendisi de akademi mezunu. Ki akademi de iyi bir dereceyle bitirmiş. Hmm. ikinci olarak bitirmiş ki orada önemli bir olay. Almanya'da, Portekiz'de bu akademi bitirme derecelerine bakıyorlar. Ve o da Fenerbahçe'ye taktiksel mükemmeliyet arıyor. Olympiakos'la eşleşti. Belki aynı okuldan geçmişlerdir. Çünkü Pedro Martins de çok iyi bir okulluymuş. Pedro Martins onu mat etti Olympiakos maçında. Olympiakos taktiksel olarak çok daha mükemmele yakındı. Çok daha doğru oynadı. İyi oynadı demiyorum bak doğru oynadı diyorum. Maçı çok daha iyi ele aldı. Rakibin çok daha iyi analiz etmişti ve özellikle geçiş ucumlarıyla, kazantıları toplarla, seri davranışlarla, takım bütünlüğüyle, grup davranışını bozmadan Fenerbahçe'yi mat etti. Sanırım Pereira hala o Olimpiyakos yenilgisinin etkisinde ve diyor ki benim oyuncularım duygusal davrandı. Taktiksel disiplinden anlık da olsa koptular. O yüzden de Pedro Martins beni mat etti. Tekrar bunu yaşamak yaşatmak istemiyorum diyor. Ben öyle anladım. Yani meseleyi kendi penceresinden değil de daha çok oyuncuların taktiksel Açık sadakatinin benim anlık kırılımlarından evet öyle okumaya kalktı. Peki Antwerp maçı da böyle bir maç mı? Akla böyle bir soru işareti geliyor. Peki Olympiakos maçı böyle bir maçtı. Antwerp maçı da böyle bir maç mı? Değil mi? Soru o. Muhtemel 11'lerimiz de var. Onlar da ekrana gelsin. Nasıl bir karşılaşma olabilir? Nasıl bir eşleşme olabilir? Onu da değerlendirelim. Antwerp'e baktım. Tabii Buyurun. ki bütün maçlarını izleme şansımız yok. Belçika Ligi'nin 5.'si olan bir takımın, 4.'sü, 5.'si olan bir takımın ama baktım, inceledim. Mesela Standard Liège 5. kentleri maçta %42 topa sahip olmuşlar. Genki 4 yendikleri maçta %35 topa sahip olmuşlar. Onların da zaman zaman 4-4-2 oynamışlar ligde de 2-3 maç ama genelde 4-2-3-1. Freyen uçta e, şeyin Antwerp'in de 11'i var mı? Var o da var. Antwerp'i de rica edelim. Frey en Sevgili uçta muhtemelen tek Buyurun. çift santiforun bekliyoruz. Beklentimiz o mu? Ya, gazetede de yazmış ya 4-4-2 oynuyor mi? Şampiyonlar Ligi'nde. Ancak bu eksikler münasebetiyle 4-2-3-1 yani ligdeki dizilişine dönebilir diye. Muhtemel 11 tahmin beklenti şimdilik bu yönde. Yalnız o 4-4-2 oynadığı dönemde ligde de bir 4-4-2 denemiş. Samat da Frey'le ve e, Eggstein'da. daha önce popüler olan Eggstein'in galiba kardeşi o. Onunla 4-4-2 denemiş ama sonra 4-2-3-1'e dönmüş tekrar gördüğüm kadarıyla. Ben 4-2-3-1 oynayacaklarını tahmin ediyorum. Fischer'le, Benson'la ve böyle oynadıklarında Gerkens'i de kullanmayabilirler. Şimdi 4-4-2 oynarlarsa. Tolga içeride biz bunu hemen 4-2-3-1'e de çevirebiliriz. Siz söyleyin buradan. Savunma hattında değişiklik bekliyor musunuz? Yok. Yani savunma dörtlü oynarlar da. Tamam. Bir tane e, pahalı kanat oyuncuları var ya onu şimdi söyleyeceğim Kendimiz size. Kendimiz buradan şey yapalım. Onun başlamasını bekliyorlar. Çünkü ben de baktım. Balık Vişa bu sezonu aldıkları solda. Viş ikisi kanatlarda, Gerkens 10 numarada. Evet. Tek for Değiştirmemiz şart değil. Öyle de başlayabilirler. Yani böyle Tabii. de olabilir diziliş. Neyse sonuç olarak geçiş hücumlarını iyi yapan, kazandığı toplarla aynen Olympiakos'un Fenerbahçe'ye sorun çıkarttığı gibi sorun çıkarabilecek bir takım Antwerp. O yüzden Vitor Pereira'nın aynı Olympiakos maçı okumasında olduğu gibi bu maç okumasında da dikkatli olması gerekeceğini düşünüyorum. Yani o, topu çok fazla isteyen bir ekip değil. Top ağırlıklı olarak Fenerbahçe'de olacak Rakim. büyük bir ihtimalle. Ve Fenerbahçe'nin kaybettiği toplarla, tamamlayamadığı hücumlarla sıkıntı çıkarabilirler. İkinci konuda bir kez daha duran top. Beşiktaş Sporting maçından önce Hı. de duran top analizlerini Hı. yapmıştık. Bir kez daha duran toplanın altını çizmem lazım. Çünkü Brian Priske Danimarkalı bir tek direktör. Zaten Danimarka Ligi son dönemde yani son 5 yılda 10 yılda özellikle bir duran top uzmanlığı e, ustalığı konusunda bir özel çalışma yapıyor yani özel bir merkez laboratuvar gibi oldu Danimarka ligi oradan deneysel işler çıkıyor ve Priske'de zaten bu laboratuvarın ana odalarından biri olan Mitiland'dan geliyor e, Danimarka liginin en deneysel işlerini yapan takımlarından biri olan Mitiland'dan. ya yani ilk defa bir taç hocası istihdam eden ve o taç hocasını Liverpool'a e, sonradan gönderen Mitilant'tan geliyor. Kopenhag ve Mitilant kökenli. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Antwerp'e karşı duran top savunması dikkatli olması yetini muhakkak analizleri yapmışlardır. O analizlere uygun çalışması gerektiğini düşünüyorum. Belçika Ligi'nde şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Bu hafta kazansalardı lider olacaklardı. Avrupa Ligi'nde de Olympiakos'a 2-1 yenildiler son dakika golüyle. Eintracht'a 1-0 yenildiler son dakika golüyle. Maçların sonunda demek ki Fenerbahçe'nin diri kalması, canlı kalması maçın sonunda bu Antwerp'e karşı belki bir fiziksel üstünlük, belki bir mental üstünlük bunu sağlayabilirler. Buna dikkat etmek lazım. Sıfır puandalar ama maçlar 85 dakika sürseydi 2 puanda olacaklardı. 2 beraberlikleri olacaktı. 85 dakika olsaydı futbol 90 dakika yerine. Sol açık Fischer asistçi bir oyuncu. Ona dikkat etmek gerekecek. Gelken son numara oynarsa asistçi bir oyuncu. Frey'i yani Fenerbahçe'den tanıyan oyuncular var. Bu bir avantaj. Mihal Frey oynarsa. Ligde 12 golü var. Gol kralı Belçika'lında. Bu arada yeri gelmişken aklıma geldi. Gol kralı demişken Deniz Ündav Ee, Belçika Ligi'nde 7 gol 6 asist dönüyor Union'un oyuncusu. Ya bizim milli takımda kullanma durumumuz yok mu Deniz Ündal acaba? Hani Serdar Dursun için geçen sene çok seslenmiştik. Geç de olsa geldi. Deniz Ündav şu an Belçika Ligi'nin tozunu atıyor. Union lider. Sürpriz lider. Deniz Ündav da 7 gol 6 asistle oynuyor. Gördüğüm kadarıyla Türkiye kökeni var baktım. Türkiye kökenli bir oyuncu. Pasaportu var mı yok mu bilmiyorum. Ama milli takımımız hani ilgilenirse Deniz Ündağ'la iyi olur diye düşünüyorum. Peki e, Antwerp'in hocası ve de futbolcular, futbolcularından Fischer neler söylemiş hemen ona da bir bakalım. Yeah, are... UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Antwerp'te teknik direktör Brian Priske müsabakadan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Against... Karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saraçoğlu stadında düzenlenen basın toplantısında Priske ile Danimarkalı futbolcu Viktor Fischer açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları ilk iki maçta mağlup olduklarını hatırlatan Friske, oynadığımız futbolla bu organizasyon için kalitemizi ispat ettiğimizi düşünüyorum. Buraya galibiyet için geldik. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bireysel yeteneklere sahip oyuncuları var. Bu maçta en büyük hedefimiz 3 puan ifadelerini kullandı. Sezon başında Fenerbahçe'den kadrolarına dahil ettikleri Samatta ve Frey'le ilgili bir soruya Priske kendilerini Antwerp için kanıtlamak istiyorlar. Çok çalışkan ve azimli oyuncular cevabını verdi. Well, Antwerp'in Danimarkalı futbolcusu Victor Fischer ise çok zor bir maça çıktıklarını ancak iyi bir performans sergileyerek sahadan galip ayrılmak istediklerini aktardı. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Fischer, bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Grupta oynadığımız iki maçı son dakikalarda kaybettik. Bu maçlardan gerekli dersleri çıkardık. Aynı sonucu yaşamaktan korkmuyoruz. İyi bir performans sergileyerek galibiyet almak istiyoruz. Buradan 3 puan alarak dönmek istiyoruz şeklinde konuştu. Victor Fischer bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Samatta ve Frey ile ilgili umarım onlara asist yaparım. İkisinin de fark yaratacağını umuyorum diye görüş belirtti. Antwerp cephesinde de değerli izleyenler görüşler bu şekildeydi. Fenerbahçe D grubunda UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda bir puanla bu akşamki maç öncesinde 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ve Royal Antwerp karşılaşması ile ilgili ekleyecek bir şeyiniz var mı Uğur Bey? Şeye geçeceğim zira. Galatasaray'a geçeceğim. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçına geçeceğim. Hafta sonu onlar Buruj'da oynuyorlar. Kritik bir maç hmm. onlar için. Şampiyonluk yarışı, zirve yarışı için. Tabii iki takımın da hatta bugün sahaya çıkan iki temsilcimiz ve iki rakibin dört takımında bu müsabakaları beraber ele alması, birlikte ele alması gerekecek. Evet nispeten Fenerbahçe'nin tabii hafta sonu bir şey yok. Yani şampiyonluk yarışı yapan rakibiyle müsabakası yok. Onların öyle. Bu maçın biraz Pereira'nın bahsettiği gibi sanki sabır müsabakası olabileceğini düşünüyorum ben de. Sanki ikinci yarıda e, Fenerbahçe'nin Antwerp çözme ihtimali daha güçlü olabilir. Hem Olympiakos ve Antwerp maçlarında sonlara düştükleri için hem de hafta sonu bir buruj maçları olduğu için hocaları da büyük bir ihtimalle hafta sonunda düşünerek biraz ekonomik ikinci yarıda kritik oyuncuların ekonomik kullanma duygusu içine girecektir. E kadro derinliği de tabii Fenerbahçe'nin daha derin. Antwerp'e göre bir tık daha derin. O yüzden beklentim Fenerbahçe'nin hani sabırlı oyunla ikinci yarıda bu maçı çözebileceği yönünde. O zaman Hürriyet Gazetesi'ne gidelim değerli izleyenler. Hürriyet Gazetesi'nden ekranlarınıza gelecek olan başlık: Karşılaşma saatini mantıklı bulmadım. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçlarını soğuk iklimde geç saate koyan UEFA'ya tepki gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü bugün kazanmaları halinde Avrupa Ligi'nde Ocak ayını görebileceklerini söyledi Terim. Ayrıca maç saatinden dolayı UEFA'ya tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam maç saatini pek mantıklı bulmadım. Avrupa'da erken maç saat uygulaması Rusya'da başladı. 20 dereceye yakın bir sıcaklıktan sıfıra geldik. Madem oynanacak en iyi şartlarda oynanmalı derken Spartak Moskova'nın dün kendi maçını Türkiye saatiyle 17.30'da oynamasına dikkat çekti Fatih Terim. Kadro seçimiyle ilgili kimse büyük bir değişiklik beklemesin. Oyun oyun anlayışımız aynen devam edecek ifadelerini kullandı. Burada hangisini kastetti acaba? E, herhalde gazetelerdeki şeylerden de rotasyon öyle olacak böyle. Onlara istinaden herhalde. Aşırı Fatih bir değişim yok. Ben de beklemiyorum. Evet. Şurada 11 tahmininde bulunmuş gazete. Mustera, Yedlin'den son Markao, Patrick Van Taylan Berkan Çıkaldağ orta sahası, Morutsan, Kerem ve Mustafa Muhammed'le sahaya çıkmasını bekliyor Hürriyet gazetesi. Bir sonraki sayfa yine Hürriyet'ten. Bu sefer şeyin hocası. Lokomotiv Moskova'nın hocası. Sarı Kırmızılıların bugünkü rakibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Markus Gisdol'den... Fener, e, özür dilerim tecrübeli teknik adama büyük övgü Cizdol, İlk Avrupa maçında Aslan'ın karşısına çıkacak Alman teknik direktör Galatasaray'ın iyi işler yapmasına hiç şaşırmadığını belirtirken çünkü başında Fatih Terim gibi bir teknik direktör efsanesi var. Çok tecrübeli bir isim, büyük bir donanıma sahip ve bu maçta işimiz hiç kolay olmayacak sözlerini başlık ve başlık altında görmüş Lokomotiv Moskova'nın. Ve son olarak Fanatik Gazetesi'nden Smolov çok formda başlığını okuyacağız. Milli arada teknik direktör değişikliğine giden Lokomotiv Moskova'nın en tehlikeli oyuncusu 11 lig maçında 7 gol atan Rus Santrafor Smolov. Genç kadronun en büyük sıkıntısı ise savunmada. Sakatlıklar nedeniyle ellerindeki tek stoper Pablo kaldı demiş. Şuradan size devam edeceğim. Ee, Rus Santrafor Smolov 11 lig maçında 7 kez fileleri havalandırdı. Orta sahada hücuma yönelik oynayan Meletdinov da 4 gol 5 asistlik performansıyla önlem alınması gereken bir diğer yetenek Moskova takımında. Galatasaray karşısında 4-1-4-1 veya 4-2-3-1 sistemiyle oynaması bekleniyor Lokomotiv Moskova'nın. Son haftalardaki en büyük sıkıntı ise savunmada çünkü ellerinde sadece tek bir stoper kaldı. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Pablo dışındaki tüm stoperler sakatmış Lokomotiv Moskova'da. Bu nedenle ön libero Barinov'u Tablonun yanında sol stoper olarak kullanıyormuş Moskova. Galatasaray forvetleri bu sorunu avantaja çevirebilir. Şimdi isterseniz Fatih Terim ve Alparslan Öztürk dünkü basın toplantısı ne demiş onu da bir izleyicilerimizle paylaşalım. Ondan sonra geçelim. Buyurunuz efendim basın toplantısından öne çıkan notlar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E grubundaki 3. sınavları olan Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kameraların karşısına geçti. Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Ciddi ve iyi bir ekibe karşı mücadele edeceğiz. Bizim oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacaktır ama önemli bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz." Zaman zaman çok başarılı oluyoruz, zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor dedi. Lokomotiv Moskova takımını değerlendiren Terim, birbirimize yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman beraber oluyoruz. Bazen biz burada yeniyoruz, bazen onlar bizi yeniyor. Lokomotif iyi bir takım ve iyi oyunculara sahipler. Analizde de oyuncularıma ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim. Her rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz ve duymalıyız. Takımların tümü önemli kulüpler biz de onlardan biriyiz diye konuştu. Gruptaki durumlarına dair bir değerlendirme yapan Terim, herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Kazanmamız veya kaybetmememiz halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Lokomotifin iddiası bir hayli geriye düşebilir. Kaybedersek de lokomotifi devreye alacağız. Durum biraz karışacak. Çünkü Marsilya maçında ne olacağını bilmiyoruz ama ne olursa olsun ilk gün söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bu grup her şeye açık. Kimse hiçbir şeyden kopmadı, herkesin iddiası var. Sonra kadar da böyle gidecektir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Alparslan Öztürk de iyi durumda olduklarını belirterek Galatasaray Fatih Terim'in olduğu yerde iddia mercidir. Buraya lider olarak geldik, lider olarak da buradan ayrılmayı düşünüyoruz diye konuştu. Performansından memnun olduğunu aktaran Öztürk, Galatasaray'da bulunmaktan ve Fatih çalışmaktan memnun olduğunu dile getirdi. Alpaslan Öztürk, Lokomotiv Moskova maçı ile ilgili ise şunları söyledi. Kazanmak için geldik. Kim nasıl oynarsa oynasın güzel bir maç olacağını umuyorum. Lokomotiv, iyi ve Avrupa deneyimleri olan bir takım. Bu yüzden güzel bir maç olacağını umuyorum. Maç öncesindeki basın toplantısından öne çıkan notlar Galatasaray 4 puanla grubun birincisi olarak çıkıyor Lokomotiv Moskova karşısında. Lokomotiv Moskova'da 1 puanla grubun en alt sırasında bir beraberliği bir de mağlubiyeti var şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda. Evet. Geçen hafta tek direktör değişti yaptılar. Nikolic gitti. Markus Gistol geldi Hamburg'dan Köln'den tanıdığımız Alman deneyimli tek direktör. Nikolic döneminde de topa sahip olan oyunu domine etmeye hedefleyen. Ee, dinamik, seri, top seven bir takımdı. Gistol döneminde de buna devam ettiler. Tek bir maça çıktı ama kazan deplasmanı. Sonuçta kolay bir deplasman değil çünkü çok da seyahat ediyorsunuz. Kazan deplasmanında %63 topla oynamışlar. 22 şut 9 korner. Çok iyi sessizlik yapmışlar rakiplerine karşı. Buna rağmen 2-2 bitmiş. Tabii 2-2 bitmesinde az kalecileri ligde cezalı. Gilerme Bir Rus futbolu efsanesi zaten. Brezilya asılı. Az o. Daha önce galiba Türk takımları oynadı yani. Kesin oynadı. Defalarca biz Giler mi bizim karşımıza çıktı ayağı çok iyi bir kalecidir. Gilerme cezalı olduğu için ligde yedeği 17 yaşında bir kaleci. Kudyakov. 2-2 bitmesinde hem stoperler eksik hem kalecin eksik. Muhakkak onun rolü olmuştur. Yani bunu aldanmayalım. Gistol ilk maçında lokomotifle iyi bir kimya yakalamış. İyi bir maç oynamışlar. Onun altını çizelim. Bir reorganizasyon içine takım. Bu sezon çok yatırım yapmışlar. Çok para harcamışlar. 6 milyona, 7 milyona, 5 milyona bir sürü oyuncu almışlar. Zaten bugün Galatasaray'ın karşısına çıkacak merkez ikilisi Beka Beka, Mara Dişvili bu sezon aldıkları iki tane iyi oyuncu. Ee, sağa açık Körk öyle. Bu sezon gelmiş yine. Sol Bektek Nisyan öyle. Yeni bir takım. O yüzden de tabii ki bir takım arıza arı yaşamaları normal. Cemalettinov çok önemli bir oyuncu. Şu an son 1 oraya yansıdı. 5 asisti var. 4'ünü Smolov'a yapmış. O da bence dikkat çekici. Cemalettinov Smolov arasındaki o iyi ilişki. Smolov böyle orta sahaya yaklaşan, orta sahayla pas trafiğine girmeyi seven, e, o topları alan, saklayan, giden, son vuruşları da fena olmayan iyi bir oyuncu Smolov. Zaten Rus milli takımından bildiğimiz bir oyuncu. Bence özellikle Cemalettinov ve Smolov'a karşı biraz daha önde baskı yapmak lazım. Yani Cemalettinov'la Smolov da muhtemelen orta sahaya yaklaşıp top alacaklar. Galatasaray orta sahasını Taylan Berkan oynayacak herhalde. Cemalettinov Smolov'a karşı biraz dikkatli olmaları gerek diye düşünüyorum. Antwerp'e göre biraz daha farklı yani lokomotif takımı zaten Galatasaray bütçesine daha yakın bir takım şampiyon olmak için şampiyonluk hedefiyle sezona giriyorlar iki tane yenili geliyor hemen hocaya gönderiyorlar normalde yenilgisizlermiş lige ilk 9 maç yenilgisiz başlamışlar ligde bir yenilgi Avrupa'da bir yenilgi hemen hocaya gönderiyorlar çünkü beklenti yüksek bir de hoca son maçta dikkatimi çekti az oyuncuları da yedek bırakmış galiba takımla aralarında nikol için bir şey olmuş uyumsuzluk olmuş. Sonra Nikolic gitmiş. Gistol gelir gelmez de o as oyuncuları, yıldız oyuncuları oynatmış. Bir enerji artışı olacaktır çok doğal. Yani yeni tek direktörle bir enerji artış dönemi yaşıyorlar. Dikkatli olmak gerekecek. Zaman zaman 4-4-2 oynatıyormuş. Nikolic, Gistol 4-3'e dönmüş. Tek santrifor oynatıyor. Yani onların tek santrifor çıkmasını bekliyoruz. Mirançukları var aslında büyük oyuncu ama sakat bir an önce iyileşmesi dilerim tabii ki. Kimse ben yani dünyada hiç futbolcu için iyi ki değil ama Mirançuk sevdiğimiz, beğendiğimiz, uzun zamandır izlediğimiz uluslararası da önemli bir oyuncu. O sakat, Mirançuk yok. Dolayısıyla Cemal Atinov ve Nikolov'a dikkat edeceğiz. Kalecileri Gilermen'in de ayağı iyi. Orta mesafe, uzun mesafe iyi toplar atabilen bir oyuncu. Brezilya kökenli zaten ama Rusya'ya çok sevilen, uzun zamandır Rusya'da olan ve oranın vatandaşlığı oranın milli takımına girmiş bir oyuncu. Dolayısıyla Gilerme'nin atacağı toplar da biraz uyanık olmak lazım. Son dakikayı gördün mü? Beşiktaş Şimdi gördüm. Ne diyeyim? Pazartesi akşamı. E, Fırat Aydınus yönetecek. Bu pazartesi. Ne diyeyim yani? Neden Fenerbahçe Trabzon maçında böyle bir tercih yapılmadı ki? Yapılabilirdi pekala yani. Çünkü deneyimli ve e, bu sezonda iyi giden Fırat Aydınus, Cüneyt Neyse, Çakır. Neyse konumuzu Vardı da yani. Bir son dakika bilgisi olarak e, paylaşmış olalım. Hani baktığımız zaman tecrübe olarak da bu stresi taşıma olarak da doğru isim olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şeyin, tercihin, hakem tercihinin. Şimdi Uğur Bey'ciğim, e, Galatasaray ile ilgili bir haberimiz daha var. Oyunuyla Galatasaray'ın oyunuyla alakalı bu haber. Diyor ki başlıkta Fotomaç gazetesi. Efsane dönüyor. Efsane kim? Me, e, Melo. 38 yaşındaki yıldızını eski yıldızını Galatasaray bir buçuk yılına kiralamak, kiralamak istiyormuş. Brezilya'da bir internet sitesi UOL internet sitesinin haberine göre UOL'de Bruno Andrade imzalı haberde şu detaylara yer verilmiş. Galatasaray kısa süre önce Felipe Melo'ya bir buçuk yıllık resmi teklifini sundu. Brezilyalı oyuncu da kariyerini Türkiye'de bırakmaya sıcak bakıyor. 38 yaşındaki futbolcunun kontratı 31 Aralık 2021'de sonu eriyor. Palmeiras ona yeni kontrat önermedi. Boca Juniors'ın da Melo'ya ilgisi var ancak Türkiye'de taraftarın idolü olan tecrübeli oyuncunun Fatih Terim'le sıcak ilişkisi var. Bu da Melo'yu Türkiye'ye yakınlaştırıyor demiş. Fernando gittiğinden beri Galatasaray o bölgeye istediğini, istediği oyuncuyu, istediği takviyeyi yapamadı diye konuşuyoruz. Bu da herhalde o minvalde bir haber. Ha 38 yaşında nasıl bir Türkiye'de bırakmaya gelir herhalde artık diye varsayabiliriz eğer bu gerçekleşirse devre arasında bu transfer herhalde 31 Aralık 2021'de bittiğine göre devre arasında gelme ihtimali var habere göre diyorum. Herhalde evet. bu doğrultuda yapılan bir şey girişim. Ya güçlü kariyeri olan bir oyuncu Felipe Melo Brezilya milli takımıyla e, Dünya Kupası oynadı. Hatta yarı finali var yanılmıyorsam. Ama artık tabii ki futbolun sonbaharında Ekonomik kullanmak gerekecektir enerjisini. Herhalde rotasyonuna da yer vermek istiyorsa Fatih derim ki sevdiği bir oyuncu. Hani coşkusu, tutkusu, e, kararlılığı ondan faydalanmak isteyecektir. Bilmiyorum ne kadar gerçekçidir bu transfer haberi. Ne kadar realize olur. Ama Süper Lig sert bir lig. Göğüs göğüse çarpışma ligi. Fiziksel olarak kuvvetli olmanız lazım. Kolay değil. Atiba hani bir süperlik Lig efsanesi. Bak bu sezon... Fiziksel olarak o da zorlanmaya başladı. Atiba'nın hiçbir zaman zorlanacağını düşünmüyorduk. Sanki evet. yersiz gibi geliyordu bize. Hani Atiba 20 yaşında da olsa 120 yaşında da olsa sanki aynı oynayacak gibi hissediyorduk. Ama dikkat edersen bu sezon Atiba'da bir sallandı. Ee, burası fiziksel olarak sert birlik. Kolay değil tabii burada 38 yaşında süperlikte ayakta kalmak. Yumuşak birlik değil yani burası. Galatasaray'da fazla rotasyon beklemiyoruz diye konuştuk. Galatasaray Konya maçında iki farklı devre oynadı. Ya yani birinci yarı çift santrfor, çok daha fazla önde baskıya giden, Konya savunmasını hataya zorlayan ve bunlardan da pozisyon üreten bir Galatasaray. İkinci yarı ile beraber o önde baskıdan enteresan bir şekilde vazgeçtiler. Niye vazgeçtiler? Bunu bilmiyorum. Hani bir teknik bir karar mıydı yoksa sağ içinde öyle mi gelişti işler? Önce önde baskıdan vazgeçtiler. Sonra tek santrfora döndüler. Sonra oyuncu değişiklikleri Galatasaray hiç oyuna giremedi. Konya Spor maçının ikinci yarısı tek taraflı bir Konya Spor performansı oldu. Dolayısıyla lokomotif maçında hani beklenen tabii ki Marsilya ve Lazio maçlarındaki o 90 dakikaya yayılan ciddiyet. Konya maçının ilk devresinde önde baskı yapan ve top kazanan Galatasaray modeli. Bekleyen o. Avrupa'da biraz daha farklıydı zaten bu sezon Galatasaray'ın performansı. Hem gol yemedi. Çünkü Marco Nelson'un varlığı belli ki önündeki oyuncuları biraz daha rahatlatıyor. İki, daha iyi savunmadan topla çıkan bir Galatasaray oluyor. Marco Nelson oldu. Üç, taçları ayağa kullanan. Çünkü Marco Nelson'a da tacı kullansan iyi çıkarıyorlar. Bir Galatasaray oluyor. Marka Anderson'un varlığı her şeyi değiştiriyor. E, Moskova kolay bir deplasman değil, zor bir deplasman. Maçın saati geç, Fatih Terim bence haklı. Maçın saati de geç. Lokomotif toplu oynamayı seven bir takım. Dolayısıyla oyunu domine etmeye çalışacak. Galatasaray biraz daha geçiş fırsatları kollayacak diye tahmin ediyorum. Geçiş fırsatları kollayacaksanız da buna uygun oyuncularınız var. Çikal'da o geçişleri iyi yapıyor. Cagni o geçişlerde uzun boylu olması hemen top saklaması, arkadaşlarını koridor açması konusunda başarılı bence kullanılabilir. Mustafa Muhammed Halil kısa mesafe uzun mesafe çabuk oyuncular. Ee, Kerem Barış Alper Yılmaz gibi zaten sözlü tanımı böyle olan oyuncuları var. Dolayısıyla Galatasaray'ın e, B planı için yani topa sahip olmadığın maçlar için bence uygun bir kadrosu var. Lokomotif'ten bu iki maçta en azından 4 puanı hedefleyecektir. Onu yaparsa zaten gruptan çıkma konusunda çok 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 büyük bir adım atmış olur. Doğru çok büyük bir avantaj sağlamış olacak. Sarı Kırmızılılar. Şöyle bakıyorum. Ha Şampiyonlar Ligi'ne geçeceğiz yavaş yavaş. Şampiyonlar Ligi'nde de dün akşam maçları oynandı. Ha peki bir dur önce izleyici bir izleyicimizin görüşü varmış. Hemen onu paylaşalım izleyicilerimizle. Şöyle ha Galatasaray'la Mehmet Bey demiş ki Galatasaray bu sezon Taylan, Berkan ve Çikaldo'nun beraber oynadığı her maçta oyunun kontrolünü elinde tutuyor. Ancak az gol atıyor. Bir tanesi olmayınca da oyunun kontrolünü kaybediyor. Ya futbolun temel meselelerinden biri bu. Sadece Galatasaray özgü değil. Yani orta sahanız oyunun merkezini belirliyor. Ee, bir her oyunun bir merkezi var. Her takım bir merkez var. Ortalama pozisyonu var takımın. Orta saha oyuncuların belinde halat bağlı gibi. Onlar öne çıkarsa takım öne çıkarıyorlar. Onlar geride kalırsa takım geride kalıyor. Taylan Berkan çıkaldı olunca biraz daha oyun merkezi geriye gelen, biraz daha kaleye uzaklaşan bir Galatasaray. Ama onlardan biri olmadığında rakip kaleye daha yaklaşan. Çünkü onlardan biri yerine bir hücumcu oyuncu oluyor son Konya maçının ilk yarısında. İşte Halil Morutan beraberdi. Bir fazla hücumcu olunca rakip kaleye yaklaşıyorsunuz. Öyle bir avantajınız var. Galatasaray'da Çikal Dağı'yı nereye konumlandırıyorsunuz kafanızda? 4-3 oynadıklarında sağ iç oynuyor. 4-4-2 oynadıklarında bu hafta ilk kere 4-4-2 oynadılar. Merkez ikiliden biriydi. Aynı izzada oynadı. Ben hani bu bütün başlarını seyrettiniz Çikal Dağı'nın. Tabii. Kafanızda oluşan şey ne? Şöyle söyleyeyim ben size daha net olur belki. Sağda ayak basmadık yer bırakmayan kendi kalesinin önünde rakip kalenin önünde bir adam. Yani bu orada oynuyor, burada oynuyor değil. Adam her yerde. Ayak basmadık yer bırakmıyor. Dolayısıyla eğer bir şey yapılacaksa, bir kurgu yapılacaksa bu özellik göz önünde bulundurularak yapılsa bazı şeyler daha kolaylaşmaz mı Galatasaray adına? Ya dilersin ki elinde iki tane çıkal daha olsun ama bir tane var. Çıkal daha iki yönlü bir oyuncu. İki yönlü başka oyuncun olsaydı Dağı gibi zaten orta sayı iki Çikaldağ'dan kurardın. Başka da oyuncuya ihtiyacın olmazdı. Ama Çikaldağ iki yönlü e, Taylan işin defansif yönünü dahi yapıyor. Berkan defansif yönünü dahi yapıyor. feguli ofansif yönünü dahi yapıyor. İşte o rotasyonda kim sayabiliriz başka? Emre Kılınç ofansif yönünü dahi yapıyor. Morutan ofansif yönünü dahi yapıyor. İki yönlü bir tek Çikaldağ var elinde. Asla bakarsan. Diğerleri dengeli değil yani. Berkan Taylan biraz daha koşucu atletik top kazanan vesaire tarafına kayıyor. Morutan, Fegoli, Emre Kılınç da ofansif tarafa kayıyor. Terim'in de sorunu o. Yani bunların içinden ideal ikiliği veya üçlüyü yaratmaya çalışıyor. Ama elde de bir tane yani klasik 8 numaranın sözlük tanımı. Box to box, ceza alanından ceza alan orta saha oyuncusu. Çikal daha var. Başka da Çikal daha yok elinde. Melo o değil aslına bakarsan. Melo da o. Onun tanımı Şimdi Melo'da onu soracaktım değil. size. Melo o değil. Bu tarz oyuncu bulmak tabii kolay değil. Hamşik mesela. Ama kolay bulamıyorsun. O kadar evet, çok yani. hamşik yok. O kadar çok çıkal daha yok. Çok isabetli bir transfer bence çıkal daha. Kesinlikle. Yani fiyat etiketi fazla mı onun altında ezilir çok mi falan demiştim yani. geldiği zaman. Yani şu ana kadar hiç fiyat etiketi umurunda bile değil. Yani müthiş gidiyor. Nazar değmesin. Değerli izleyenler bir aramız var şimdi. Aranın ardından e, dün akşam oynanan maçlar ve gündemdeki diğer haberlerle, diğer gazetelerle devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Değerli izleyenler Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam karşılaşmalar oynandı. Nasıl sonuçlar alındı hemen getirelim ekranlarınıza. Valla doğrusunu söylemek gerekirse azap gibi bir karşılaşma. barcelona dinamo Kiev maçı Barcelona'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Barcelona da böylelikle ilk galibiyetini almış oldu. Grupta puanını yazdırdı. Hanesine Salzburg, Wolfsburg karşılaşması Salzburg'un 3-1 üstünlüğüyle bitti. Benfica, Bayern Münih muazzam bir karşılaşmaydı konuşacağız birazdan muazzam bir maçta her açıdan taktik açıdan teknik açıdan fiziksel açıdan koşu mücadele gerçekten üst düzey bir karşılaşmaydı. Hem Benfica hem Bayern Münih açısından. Manchester United Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Bu, maç, bu maçtan yansıyan bir fotoğraf var ki bilmiyorum değerli izleyenler birazdan paylaştığımızda siz neler düşüneceksiniz. Young Boys kendi evinde Villarreal'e 4-1 mağlup oldu. Lil Sevilla mücadelesi 0-0 bitti. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika oynadılar bu karşılaşmada. Yusuf Yazıcı forma giymedi. Chelsea Valmö'ye 4-0'la geçti. Juventus Zenit deplasmanından 1-0 galip dönüyor. Juventus da 3-3 yaptı ve kalesinde tıpkı Bayern Münih gibi 3'te 3 yaparak hiç gol görmedi. Yalnız şöyle bir fark var. Bayern Münih kaç gol attı? 11 gol mü? 11 gol. Eee Juventus'un da 5 golü var kalesinde. 0 golü var Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 hafta itibariyle. 3 3 4 6 10 gol. 10 gol mü? Barcelona. Şey e, Bayern Münih. Bayern Neyle devam ediyoruz? Şimdi hangisini, e, ha pardon pardon çok özür dilerim. Maçları konuşacağız da önce fotomaç gazetesinden Merih ne yapsın başlığını getireceğiz. Çünkü Merih gol attı karşılaşmada. Golünü attı, Ronaldo'yu durdurdu ama o çıkınca Atalanta dağıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Manchester 2-0'da 2-0'dan yakalandı. İlk yarıda bir gol atan ve Ronaldo'ya geçit vermeyen Merih sakatlanıp çıkınca takımı kaybetti demiş. Merih geçen yıl Juventus'la birlikte top koştuğu Ronaldo'ya sahada olduğu ilk yarıda göz açtırmadı. Kritik müdahaleler yaptı. Ronaldo Merih çıktıktan sonra daha rahat oynadı ve galibiyet golünü kaydetti. Devler Ligi'nde 179 maçta 137 gol atan Ronaldo tarihin en golcü ismi. Şimdi maçtan önce açıkçası ben o fotoğrafı e, görmek istiyorum ama hangisiyle başlamak istersin? Fotoğraf mı diyelim yoksa maç analizi mi? ne dersin? Maçla başlayalım Peki, dilerseniz. Buyurun. Ben Merih'in o ilk pozisyonda Rashford'mayı da engellediği arkadaşlar yanlışsam düzeltsin. İlk yarıda iki tane kritik müdahalesi oldu. Bir tane Ronaldo'nun bir şut pozisyonunu e, harika bir şekilde bozdu. Greenwood'tu Greenwood. Bir tane Greenwood'un pozisyonunda kesti. İyi bir 45 dakika oyundu. Merih Demiral. Bir tane duran toptan gol attı. Atalanta'nın ikinci golünü attı ki e, hiç kolay değil. Maguire ile eşleşmişti. Ha burada zaten görüyoruz. Bu işte, evet. Maguire hava toptan çok etkili bir oyuncu güzel de bir gol ama talihsizlik yüzde yüzünü verdi. Ondan sonra sakatlanıp çıkmak durumunda kaldı. İlintili midir, ilintisiz midir? Artık kararı spor kamuoyu versin. İkinci yarıda Atalanta 2-0'dan 3-2 müsabakayı kaybetti. Manchester United de bu işleri iyi yapıyor. Solskjaer 7 şampiyonlar ligi maçı United'la 5'inde geriye düşmüş. Hep geriye düşüp çevirmeye çalışıyor. Taraftar destek vermiş. Hafta sonunda da malum Leicester City'ye yenildiler çok tartışılıyor. Sosyal bu kadının hakkını veremiyor diyen televizyon yorumcularının sayısı arttı. Dolayısıyla bu müsabakada da durum 2-0 olunca devre arasında e, ciddi mırıldanmalar oluyor. E, yuhalanıyor Old Trafford'da. Sosyal sonra bir grup taraftar o meşhur who put, the, who put the ball in the German net Alman kalesine golü kim atmıştı hatırlayın. Solskjaer'in 99 Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih'e attığı golü hatırlatıyor. Yani İyi e tek direktör veya değil. Sonuçta futbolcular bizim efsanemiz. O yüzden sahip çıkmalıyız. Ole'ye diye. Ole'ye, ole'ye, ole'ye sesleriyle ole'ye sahip çıkar ikinci yarının başına ve Mehmet geri dönüyor. Yani görevde kalır mı, kalabilir mi, kalamaz mı bilmiyorum ama şöyle bir özelliği var adamın. Ne zaman görevi tartıştı o zaman epik bir galibiyet alıyor. Yani soyunma odasında ne konuşuyorsa, ne söylüyorsa herhalde futbolcu onu seviyor. Ee, ama o fotoğrafta senin bahsettiğin fotoğrafta farklı yorumlamışlar. İstersen şimdi fotoğraf verebilirsin. Bir gelsin bakalım ekrana. Ronaldo seviniyor ön planda. Arkasında Maguire'la Luke Shaw var. Aslında tabii burada şey şöyle bir kurgu yapmamız lazım. Önce bu fotoğraf sonra Maguire'ın suratına sonra Maguire'ın yakın şeyi gözü bilmiyorum izleyicilerimiz ne kadar görebiliyordur. Yani bakış öyle bir bakış ki dedim ki bu ne? Ne düşünüyor yani söyleniyor mu? Bir şeye mi kızdı? Evet. Ya Yani sevinseniz de diye bir şey yapıyor insan. Luke şovu da öyle şey görünce ya bezgin mi dersin? Ki asisti güzel. yaptı şov. Ronaldo'nun golünde asisti yaptı. Şöyle yorumlamışlar. Tabi biraz esprile karışık. Maguire'la şov. e, Solskjaer 4 gün daha kazandığı için mutsuz diye yorumlamışlar. <laughs> Ama tabi bu işin esprisi. Hani Solskjaer artık bu maçta kazandığı için. Ki önünde de çok zor bir fiksür var. Manchester City var. Tottenham var yanılmıyorsam. Bir daha Atalanta var. Acayip bir fiksür var milli maç arasına kadar. Görevde kalabileceği konusunda bayağı tartışmalar söz konusu. Ronaldo'nun 4 gün daha kazandırdığını söylüyorlar. Soru o yüzden bu kızgın gol. diyorsun. Çünkü Maguire direkt hani neyse şimdi doğru düzgün ifade şeyi gelmedi. Kelimeler gelmedi aklıma. Şu da güzel olabilir. bakmıyor yani sanki. Ronaldo yalnız seviniyor gollere. Çünkü o sevincini yapacak yani. Gidecek, dönecek, CEO yapacak şey türbünler falan. Yani bana sorarsan da tabii ki aynı görüşte olmak zorunda değil. Cristiano Ronaldo bir futbol efsanesi. Bana sorarsan da mesela zaman zaman takımla sevinmek. Sanki ona da ihtiyaç var. Çünkü goller bireysel atılmıyor. Messi'yi mi tarif ediyorsunuz yoksa? Ya böyle söylediğim zaman da sanki hani bir tarafmışım ya da birisini çok seviyor birini az seviyormuşum gibi bir algı oluşuyor. Ee, onunla ilgili değil. Yani ben mümkün olunca hayatım boyunca her konuya bakmaya çalışmıyorum. Buna da objektif bakmaya çalışıyorum. Ronaldo çok büyük bir sporcu. tarihin en iyilerinden biri. Öyle tabii ki. Ee, kendisi çok daha iyi değerlendirecektir muhtemelen. Daha iyi ele alacaktır konuyu ama benim naçizane kanaatim bazı gollerde de sanki evet sevincini yaparsa bazı goller takımı katmak değil mi? Şimdi Çünkü söz, goller takım olarak atılıyor. Söz öyle bir yere geldi ki mesela Juventus'ta da gördük bunu. Ee, bazen Ronaldo gol attığında da sevinmiyordu takımın geri kalanı. Kimse kutlamaya gelmediği için kırıldı vesaire falan filan yazıldı çizildi hatırlayacaksanız. Hani acaba o şeyden haber o haberden o iddiadan hareketle. Yani ben gol atıyorum kimse beni tebriğe gelmiyor kimse benimle sevinmiyor coşkum ortak olmuyor falan filan dediği yazılmıştı o zaman Juventus'ta. Bir dönem Ve evet öyle bir şey oldu. E, bunun da şeyi Ronaldo'yu bayağı ciddi kırdığı ayrılacağı nasıb ayrılığa sebebiyet vereceği vesaire yazılıp çizilmişti. O noktadan hareketle acaba mı dedim bundan sonra ben kimseyle sevinmeyeceğim diye bir şey mi? Yok demez herhalde. Geliş Şöyle acaba? bir şey yazmışlar bunun altına. Bütün görüşleri söylüyorum. Birine katılıyorum, katılmıyorum yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir şey yazmışlar bunun altına çalıştığı son üç tek direktör kovuldu. Solşar da kovulursa çalıştığı son 4 tek direktör kovulmuş olacak demişler. Yani ne kadar korelidir, ne kadar ilişkisi vardır bilmiyorum. Ama e, tabii ki bu kadar büyük bir ikonik bir sporcu olursanız sizin üzerinizden de okunması normal hikayenin. Fenomen bir sporcu tabii ki hikaye Ronaldo üzerinden okunuyor. 3'te 3 üç yapan e, Barcelona dedik. Ay, özür dilerim. E, üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı Barcelona Dinamo Kiev karşısında. E, ben Önce geceye bu maçla başladım. Sonra Bayern, benfica Bayan ile devam ettim. Ee, Barcelona'nın oyununu şöyle tarif edebiliriz. Ligde de işler çok iyi gitmiyor. İki tane üst üste galibiyet yok. Bir maçı ertelendi galiba. Oynandı mı şey maçı? Ee, Sevilla maçı mıydı? Dördüncü haftada. Oynanmadı galiba. Oynanmadı galiba. Bir maçı ertelendi. Ee, bir maç eksikli. 15 puanla 7. sırada Barcelona. Ama üst üste iki galibiyet yok. Ee, üst üste mağlubiyet de yok ama Şampiyonlar Ligi'ndeki tabloya baktığınızda kendi evinde üç tane Şampiyonlar Ligi maçı kaybeden başka bir teknik direktör yok. Kuman'dan başka. Tarihte yok. Ee, dün Barış'a da sordum onu. Hmm. olsun. o da e, istatistik. İki de sıfır da galiba ilkti Barcelona tarihinde. 2 maçta sıfır puan. Bak şöyle de bir devam edeceğim istatistik var. Ee, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi tarihinde 12 tane iç saha mağlubiyeti varmış toplam. 12 tane iç saha mağlubiyeti. Bu iç saha mağlubiyeti 12'nin Üçü, Üçünü Kuman mı almış? Kuman ve Kuman kendi evinde 3 kez yenilen tarihteki ilk Barcelona hocası. Muazzam bir istatistik olmuş. <laughs> bu da geçilir mi bilmiyorum bundan sonra da. Hani işler çok iyi gitmiyor oyun anlamında da. Yani bu takım ne oynuyor? Bu takımda ağırlık merkezi neresi? Orta sahası, geçişi, hücumu, kanadı, sağ solu bir şeye açıkçası oturtamadım. Kafamda karmak, Şimdi, yani kafalar karışık biraz. Post Messi sendromu üzerine okumaya çalışıyor dünya spor kamuoyu ama bence yanılıyorlar. Geçen de Diego Simeone çok güzel bir şey söyledi. Messi'leri yok öyle mi dedi? Bizim hiç olmadı Messi'miz. Bravo. Yani zaten 100 tane Messi yok dünya Doğru. futbolunda. Bir tane var. Ve yani post Messi sendromu evet elbette geçerlidir. Elbette faktörlerden biridir. Ama sadece oradan okunamaz. Bana sorarsan e, post Bartomeu ...sendromu olduğu bu biraz. Çünkü gerçekten kulübün içini her anlamda maddi manevi boşalttı. Çok kötü yönetti. Kendisi çok yönetim kötü. kurulu ve tek direktörle beraber. Saha içi ve saha dışı kavgalar, bobing iddiaları... griezmann transferinde takımın geri kalanının küstürülmesi... ...Neymar'ın gelmek isteyip onun transfer edilememesi... ...Rakit için mutsuzlaştırılması kulübün efsanelerinin bir PR şirketiyle anlaşıldığı iddiası ve oradan itibarsızlaştırmaya 1 milyon dolar oraya harcandığı iddiası, söylentisi, Messi ile kontrat konusunda Messi'nin aldatıldığını söylemesi. Barcelona gerçekten çok kötü birkaç yıl geçirdi. Dolayısıyla 2015 şampiyonlar finali Barcelona Juventus'u yendikten sonra yani Meynar, Neymar, Messi, Suarez'dan sonra herhalde hep geriye gitti Barcelona. 6 yıldır geriye gidiyor. Yani bu Kumanlı olabilecek bir şey değil. Ne kuman üzerine okunabilir ne post-messi sendromu üzerinden sadece. Anlayamadığım şey ne biliyor musunuz? Kulüpler insanların, bireylerin, sizin benim başkanların, efsane başkanların e, şahsi malı değil. Kulüpler tarihin malı. Bugün de var, dün de vardı, yarın da olacak. Hele Barcelona. El üstünde herkes birbirine emanet ediyor. Alıyor emaneti. Barcelona kendi ülkesinde olduğu kadar dünyada da dünya kültür mirası gibi bir şey. Doğru. Bu ürünlerden bir tanesi hangi akılla bu ne olduğu hiç fark etmez bizim takımımızda olur büyük takımda yani dünya çapında küresel çapta takımda olur hangi akılla bunları yapabiliyor yani bir yerden sonra acaba işler çetrefile bağlıyor da oradan ya nasıl kurtarırız yanlış karar ya bunu nasıl kurtarırız yanlış karar diye mi gidiyor yoksa 6 yıl boyunca bu kötü yönetim ya bu kadar olamaz yani birileri en de sonunda görmez mi ya arkadaş ne yapıyorsunuz demez mi gördüler aslında e bayağı gördüler. Bu önemli bir soru, kritik bir soru. Bilerek Ki Barcelona 100 binin üzerinde üyesi olan Yeter, bir kulüp. Yetersizlikten mi yapıldı? Tabana Ehledir. yayılmış bir Tabii. kulüp. Geçen de bana da üyelik mektubu geldi. Benim Barcelona şey kartım var. Fan kartım var. Barcelona fan kartı olanları. Gittim Barcelona'da bir takım bir şeylere falan kayıt falan olmuştum. Barcelona fan kartı olanlara gelin üye olun falan diye davet geldi. Yani tabana yayılma konusunda çok öncü bir kulüp. Hatta fırsatım olursa gidip üye olmayı düşünüyorum Barcelona kulübüne. Bu kadar tabana yayılmış bir kulübün bu kadar basit meseleleri çok zor ele alabilmesi, çok zor çözebilmesi enteresan. Çok zor değiştirdiler başkanı. Yani ancak polis soruşturması falan yoluyla başkanı yerine indirebildiler. O kadar incelemeler oldu. Hesaplar incelendi. Kulüp gelindi basıldı. Polis tarafından incelendi falan ancak başkanı Olacak indirebildiler. Yani. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. İspanya'da Mesela İngiltere'ye Almanya'dan daha çok bize benziyor. Sonuçta tabii Akdeniz ülkesi. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı da sadece galiba 140 oyla seçiliyor. 140 ya sadece. Düşünsene dünyanın en büyük futbol ekollerinden bir tanesi. Futbol Federasyonu Başkanlığı için belli bir sayıda imza gerekiyor. Sadece 140 kongre üyesi var. O imzayı bulamıyorsun ve yola, şey olamıyorsun, aday olamıyorsun. İspanya futbolu da sanki e, revize etmek, renove etmek zorunda kendine. Barcelona kulübü de dahil. İspanya futbolda e Real Madrid'in başında da yani nasıl tarif etmeliyim Florentino Perez'i bilmiyorum. Yani bir ticari kartel var. Doğru sözcükleri seçmeye çalışıyorum. Çok ikonik bir figür var. En zenginlerinden biri bölgenin ve e, kült, fantastik bir figür Florentino Perez ve ona rakip olmak ve ondan başkanlığı almak da kolay değil zaten. Daha önce de çok uzun süre başkanlık yapmıştı. Yani bu kadar büyük olunca organizmalar işte hareket ettirmek de robotlaşıyor. Çok büyük bir dev bir organizma düşün. İstediği kadar yatay yapılanma olsun onun oynaması hareket etmesi biraz daha zordur. Ama Barcelona bu sorunu çözdüğü için 90'lı yıllarda Barcelona oldu sonrasında. Ama işte, bu sorunu çözdüğü için. Çözebildiği şimdi de tekrar iş... açmaza girmiş durumda. Ya hakikaten anlaşılır bir durum değil. Sanırım orada gerek İspanya Futbol Federasyonu seçimi, onun tekrar ele alınması, biraz daha üye sayısının, delege sayısının artırılması, daha kolay aday olunabilmesi, onu çözmeliler. Çünkü İspanya Futbol Federasyonu yönetimiyle La Liga yönetimi de sürekli birbirle çelişiyor. Gerekse Barcelona ve Real Madrid'in yönetim biçimleri üzerine e, sanki orada bir mm, yenilik lazım, bir inovasyon lazım. Bir ikinci mavi fil operasyonu gerekiyor sanki. Belki de. Barcelona'ya 90'lı yıllardaki. Belki de öyle o kadar büyük bir darbe gerekiyor mu bilmiyorum ama belki de. Değerli izleyenler bu maçın ardından aynı grupta bir karşılaşma. Benfica Bayern maçı oynandı ki Birinci dakikasından bittiği dakikaya kadar iki dakikam uzadı e, maç. Bitti şey ikinci yarı. Bittiği dakikaya kadar her iki takımın oyuncuları geri adım atmadı. Koşmaktan vazgeçmedi. Mücadeleden vazgeçmedi. Seyretmeyenler için söyleyelim atıyorum Benfica kendi ceza sahası önünde topu aldı. Gidiyor hücum ediyor. E, Bayern savunuyor. Hiç kopmuyor. O top dışarı çıkmıyor vesaire. Oradan topu alıyor Benfica Kayseri. Gidiyorlar, geliyorlar. Omuz omuza, yan yana. Asla geri Muhteşem bir enerji, muhteşem bir mücadele, muhteşem bir fizik kondisyon, yetenek, beceri ne varsanız vardı. Benfica'yı da ayrıca tebrik etmek lazım. Muazzam bir oyun oynadı. Geri adım atmadı. Ben çekilir beklerim demedi. Üç tane mi, dört tane mi? Dört tane. Üçü, dört tane net pozisyon var. Sıfır sıfırken Neuer'in kurtardı. Birinde kalabalık geldi. Benfica diğer üçü kaleciyle karşı karşıya Noyer net net kurtarışlar yaptı. Ancak gelin görün ki hakikaten iki takım da başa baş mücadele etti. Kazanmak için oynadı. Varın yoğunu koydu ortaya. İşte yetenek mi dersiniz orada beceri farkı mı ya da kolektif beceri, kolektif akıl mı dersiniz? Bayern biraz daha ağır bastı. Kilit nasıl açıldı? Sanen'in duran toptan bulduğu golle ilk yarıda da bir tane kullanmıştı. Olmadı o yukarıdan gitti. İkinci yarıda çok güzel vurdu ve gol oldu. Ama peki top orada nasıl faal oldu? benim şahsi kanaatim orada net bir şekilde Lewandowski faulü aldı. Ben, ben, olsam vermezdim Otamendi'nin arkadan müdahalesiyle. Yani bence faul değildi o çünkü bekledi o kadar net ki. Bekledi yani birisi gelecek sonuçta burada bana müdahalede bulunacak dedi. Bekledi hani basketbolda var ya hücum faulu. böyle e, şut atmadan önce şey yaparsın zıplatır üstüne alırsın faulü. Aynı onun gibi bir faul aldı Lewandowski. Yani buna ne ekleyebilirim? E, Leroy Sané'de bir düşüş vardı. Onu ekleyebilirim. Nagelsmann'la beraber en önemli kazandığı oyunculardan biri oldu. Flick zaten kazanmaya başlamıştı. Niko Kovac döneminde bazı yıldız oyuncuların performansları çok düşmüştü. Flick kazanmaya başlamıştı. Nagelsmann da en fazla üzerine koyduğu oyuncularını bu dönemde biri Leroy Sané oldu. Dün ya yani 3 gol direkt Doğru. doğrudan tek başına katkısı var. Birini zaten boş kaleye attırdı. Lewandowski orada dönüşüyle harika. Bir de unutmayalım. Hareket. Oyuna girdikten sonra bir frikik golü. Bir tane daha yine çok iyi bir sol iç, ayak içi, köşeye. E tabi Sanev'e ve komandaki çıkış Gnabry'de yükselmek zorunda. Çünkü orada ciddi bir rekabet var. Kanat rotasyonunda. Gnabry'de de çünkü sallanmalar olmaya başlamıştı. O da yükseldi. Zaten aslında Hans Flick'in bayağı Münih'ten ayrılmasına sebep olan detaylardan biri buydu. Rekabeti artırmak istiyordu. Diyordu ki kadrom dar. Evet ilk 11'im çok iyi. Belki dünyanın en iyisi. Ama arkası biraz derin değil. Rekabeti artırmam lazım. Daha fazla oyuncu olmam lazım dedi. Hasan Salihami sportif direktör. Aynı pencereden bakmıyordu. Bizim iyi gençlerimiz var. Onlarla rekabeti artıralım diyordu. İşte Nagelsmann onu farklı yaptı. O gençleri devreye soktu. Birçok bayaminin son dönemde e, genç oyuncusuna süratle yer veriyor. O da rekabeti artırdı. İyi de gidiyor. Dün de Leroy Sanen'in... Uzun zamandır görmediğimiz türden tek başına aldığı bir maç. Çünkü Leroy sana bunları yapabiliyor. Kendisini bu kadar tehdit eden bir rakip Benfica karşısında bilmiyorum dikkat ettiniz mi zaman zaman belki de ben yanlış bir izlenime kapıldım. Normalde futbol pas opsiyonlarının rahat bulunduğu ve o opsiyonlarla hızlı topu rakip kaleye taşımak değil mi? Bayan Münih için bu fark etmiyor. Riski dahi olsa müsait olmayan adama da pas verebiliyor ağırlık merkezini değiştirmek için mi yapıyorlar böyle bir şey? Hiç dikkatiniz mi ona? Çünkü ilk e, dokunuşları oyun... iyi. E tabii hiç kimse öyle Risk bir Riskli pas kaybı yapmıyor. nasıl olumlu hale dönüştürülür? İlk dokunuşla futbolda çok önemli sırlardan biridir. First touch dedi. İlk Tek dokunuş. Tek pas yapıyor ve mesela, mesela Burak Yılmaz süperdir değil mi ilk dokunuş konusunda? Buraya tabii içinde ünlem koyuyorum. Tamam devam. Parantez <laughs> içinde ünlem. İronik bir cümleydi bu yanlış anlaşılmasın. Hani o ilk dokunuş futbol çok önemli sırlardan biridir. Bayağı mühte dünyanın en kaliteli oyuncularını bir araya getiren kulüplerden bir tanesi. Dolayısıyla kötü pastayı atsanız, mükemmel pastayı olmasa, ilk dokunuşunuz iyiyse serisi devam eder. Dedim Nagelsmann etkisi falan mı acaba? Öyle bir şey mi düşünüyor? Nagelsmann'ın şey bununla ilgili çalışmaları var yalnız. Çalışma setleri var. Galiba biz geçenlerde bunu verdik mi? Oyuncunun ters ayağına topu atıyordu. Mesela Başka. o ilk dokunuş çalışması. Başka bir kulüp çalışıyordu ama toplum muydu? Başka mıydı? bir kulüp çalışıyordu evet. Tamam ama ilk dokunuş çalışması. Doğru doğru. İlk dokunuşu mükemmelleştirmek için ters ayağına topu atıyor, kaval kemini atıyor, atıyor makine makine kaval kemini atıyor dizine atıyor. Oyuncu onu bir şekilde vücudunu doğru açıya getirmek suretiyle ilk dokunuşu mükemmel yapmaya çalışıyordu. O çalışmayı vermiştik. İlk dokunuş futbol çok önemli sırlardan biri ve maalesef bizim bayağı büyük oyuncularımız yani yıllarca bunu geliştiremeyebiliyorlar maalesef. Değerli izleyenler grubu söyledik zaten bir de 3'te 3 yapıp karesinde gol görmeyen şey var Juventus var o da Zenit teplasından 1-0 galip döndü dedik. Var mı dün akşamdan Şampiyonlar Ligi'nden eklemek istediğiniz bir şey? Uğur Yok Bey, teşekkür ederim. Araya gideceğiz yoksa. Tabii. O zaman efendim gidelim araya ardından ardından sevgili Tolga genel basında devam edeceğiz değil mi? Anadolu gazetelerinden genel basından haberlerle karşınızda olacağız efendim. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. İlk olarak ekranlarımıza Taka gazetesi geliyor. Başlığımız şampiyonluk için kenetlendik. Liderliğin keyfini çıkarıyoruz. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün sözleri. Değerli izleyenler bir röportaj yapılmış. Ee, onun sözleri aktarılıyor. Geçen sezondan itibaren yükselen bir performansımız var. Özellikle <laughs> özür dilerim. Abdullah Hoca'nın ee, gelmesinden itibaren 8 haftadan sonra iyi performansımız vardı bu sezonda şampiyonluk paralosuyla yola çıktık çok iyi bir takım kuruldu çok iyi oyuncular alındı sezon başından beri bu plana Sadık kalmaya çalışıyoruz kendimi 10 numarada daha iyi hissediyorum demiş daha önce hocamızın verebileceği bu hocamızın verebileceği bir karar Çünkü Alanya maçında sol bek oynamıştım gerektiğinde sol oynayabilecek ee, ve ben sol oynayacağım. Yani hoca bana sol oyna diyecek ve ben oynayacağım. Bazen orta sağa bazen sağ açık. Hocamız beni nerede görmek istiyorsa orada oynamak istiyorum. Ee, ...iki mevkide de görev yapabiliyorum ama altyapıda daha çok 10 numara ve 8 numara görev alıyordum. A takıma çıktıktan sonra zaman zaman sol açıkta görev almaya başladım. Kendimi daha rahat hissettiğim bölge 10 numara demiş Abdülkadir Ömür Bakasitas çok değerli bir oyuncu e, kulağımızı kapatıyoruz bazı şeyleri e, reaksiyonları görmezden geliyoruz demiş ve İngiltere'de oynamak isterim sözleri de inşallah Allah gönlüne göre versin e, bu hayali kuran tüm gençlerimize tüm oyuncularımızı Allah gönlüne göre versin ve inşallah çok çalışan bunu hak eden başaran gider nereden başlayalım yani bu tarz e, kent takımlarının hani klasik kozmopolit kentlerden değil de daha küçük kentlerden çıkmış ve iyi futbol noktası olmayı başarmış kent takımlarının kendi yerel oyuncularının, ikonik oyuncularının başarıda önemli rolü olur. Genelde onlardan bir iki tanesinin orada olmasında, sembol olmasında fayda vardır. İşte 90'lı yıllardaki başarılı Trabzonspor takımına dönersen kimisi oradan doğmuş, kimisi de orada filizlenmiş sayacağım isimlerin. Abdullah o gün Ünal Hami Hamdi orada olmaları önemliydi. Daha yakın geçmişe gelirsem Fatih Göktenizli takımın başarılı olduğu bir dönem vardır. Bu dönemde de hani orada Abdülkadir Ömürün olması, Abdülkadir parmağının olması, Uğurcan'ın olması bu tarz Kent takımlarının başarı hikayelerinde önemli bir unsurdur. Bence Abdullah Avcı da bunun farkında. Abdülkadir Ömüre ekstra ihtimam gösteriyor. Bir ara taraftar çünkü da Abdülkadir Ömür oyundan evet. çıkarken ve çocuk gözyaşlarına falan boğuldu. Soy da sonraki maç 11'de oynattı. Yani o konuda ısrarcı oldu Abdülkadir'i kazanmak konusunda. Bence doğru da yaptı. İşin birinci boyutu bu. Yani sembolik bir önemi de var Abdülkadir Ömür'ün varlığı. İkinci boyutu teknik tarafı pekala CEO Pisi kullanabilirdi orta sahada. Ama yapmadı. Ömür'ü kullandı. Bakasetas bir, biraz daha derine gelmek durumunda kaldı. Biraz daha birinci ikinci bölge bağlantısında da topla buluştu. Zaten pas rekoru da kırdı Süper Lig'in bu hafta. En çok isabetli pas yapan oyuncusu oldu. Bunun nedeni daha fazla derine gelmesi. Abdülkadir'i biraz daha özgürleştirdiği merkezde öyle kullandı. Trabzon'da kazandığına göre bir şeylerin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Aslına bakarsan. Aynı zamanda bunun psikolojik bir tarafı da vardır. Diğer oyuncular bu tahtaya baktığı zaman bu 11'i gördüğü zaman bu cesur bir 11. Hoca cesur bir 11 çıkarıyor. Biz de kazanmak için sahaya çıkıyoruz hissini de alırlar. Çünkü... Ejnebilerin ee, meşhur bir lafı vardır Actions Speak louder than words Hareketler, kararlar Sözcüklerden daha güçlü Konuşurlar diye Yani siz ne kadar soymadıysa konuşursanız konuşun Tahta yazdığınız 11 daha değerlidir Aldığınız aksiyon daha değerlidir Tahtada 11'i gördüğü anda oyuncu zaten Hoca cesur bir 11 çıkarıyor Biz bugün maçı kazanmak istiyoruz der Senin dilinin ne söylediğin çok önemi yok Halin davranışın orada daha fazla belirleyici Bence Abdullah Avcı onu da doğru yaptı. Üçüncü tarafta Abdülkadir Ömür'ü evet o maç içinde bir ara sol beke de geçirdi. Üç yerli sınırı var malum. Bu sene üç seneye dört olacak. O açıdan da önemli Trabzonspor'un bu oyuncuları kaybetmemesi. Abdülkadir parmağı da kaybetmemeye çalışmaları lazım. Ben revizyon de. olacağını düşünüyorum. Ya. Yani bilmiyorum fazla mı? Ben de bekliyorum ama İyimser olmayacak dediler. Düşünüyorum. Yine de bir... bir de kulüpler de kendilerini ona göre ayarlıyor şu anda. Bir revizyon olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani kişisel düşünce. Ben şöyle bir revizyon bekliyorum. Buyurun. Başlangıçta mesela yeni sezonda ne olacak? 7 yabancı ile başlayabileceksin ya maksimum. Evet. Oyuncu değişikliklerini belki esneklik olabilir. Yani 7 ile başla ama sonradan maç içinde o 8'e 9'a çıkabilsin değişikliklerde. Belki öyle bir revizyon olabilir mi? Çünkü o çok zorluyor tek direktörleri. Doğru. Makul olur böylelikle. Çünkü ne yapıyor? 7 yabancı da çıkmış. Oyundan yerli çıkarırken bir de yerli sokmak zorunda. Bir de onu düşünmek zorunda. Yani tek direktörlük mü yapsın? Bunun matematiğini tutsun. Aynen öyle. Bu çok zorlayıcı. Ve bazen bunu yüksek nabızla çok kritik anlarda kırılma anlarında yapmak zorunda kalıyorsun. Yani yanlış kararlar verildiğini de gördük. Öyle mi yapacağız böyle mi yapacağız derken sıkıntı oluyor. İşte malum Beşiktaş'ın sokmamak lazım. dördüncü hakemin yanlış yönlendirmesiyle bir Necibi sokma hadisesi var oyuna. Kırmızı karttan sonra. Yani bunun da bayağı somut örneğini gördük. Evet. Sırada Konya Yeni Haber gazetesi var değerli izleyenler. Konya Yeni Haber gazetesinden ekranlarınıza gelecek başlık ise Doktor Palut. İlhan Hoca'ya İlhan Palut'a doktor benzetmesi yapmış. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından kolları sıvadı. Talebelerine bir psikolog edasıyla yaklaşan ve yakından ilgilenen teknik adam zorlu Kayseri Spor maçı öncesinde hem saha içinde hem de saha dışında büyük mücadele veriyor. Duraklama dönemi yaşıyor şu anda demiş. Süper Lig'e hızlı başlayan 5 ancak buna rağmen son 5 maçtan 4 puan çıkarabilen Konyaspor duraklama dönemini yaşıyor. İlhan Palut'un takımı oyun olarak sahada göz doldurmasına rağmen aynı dönüşü tabelada alamadı. Yeni Haber gazetesine konuşan Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen ise yaşadığımız puan kayıpları canımızı yaksa da oyun olarak çok iyi durumdayız. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama hocamız ve futbolcularımız sahada futbolun doğrularını uyguluyorlar. Son oynanan Galatasaray karşılaşmasında da bunu futbol kamuoyu yakından gördü. Beraberlikler neticesinde yaşadığımız puan kayıpları içinse tamamıyla şanssızlık değerlendirmesinde bulunmuş Konyaspor Spor Başkanı Fatih Özgökçen. Forvet krizi çözülüyormuş Konya Spor'da. Mısır milli takımından hafif sakatlıkla dönen Ahmet Hassan bir aksilik olmazsa Kayseri Spor karşılaşmasında... Ee oynayacak, sahada yerini alacak demiş gazete. Bu arada yönetim indirim yaptı diyor. Neyde indirim yapmış? Ee, seyirciyi sahada çekebilmek için e Kayseri karşılaşmasının biletlerinde, bilet fiyatlarında %50'lik indirime gitme kararı almış. Buradan da Konya taraflarına, Konya Spor taraftarına duyuralım. İttifak Holding Konya Spor taraftarına yönetiminde böyle bir talebi, böyle bir beklentisi var bilet fiyatlarında da indirime gitmiş. Şehir taraftarlığını, şehir takımı taraftarlığını hep vurguluyoruz. Bunun gerçekten çok mesafe kat etmesi lazım. Yoksa kolay değil işler. Doğru. Çok önemli Konya'da şehir taraftar, destek şehir veren bir kent şehir evet. takımına. Konya stadını diğer Anadolu kentlerinin birçoğuyla kıyasladığımızda yüksek oranda doldurabilen bir futbol kenti Konya. İlhan Palut ve ekibi de bence bunu hak ediyorlar. Galatasaray maçı analizini yapmıştık. Yani o, oynadıkları oyunu özellikle ikinci yarıdaki oynadıkları oyuna şapka çıkarmak lazım. Tek eksikleri goldü. Rahmanovic Çikaleşi ile Ahmet Hasan'la kıyasladığın zaman biraz sanki yetersiz kaldı. Ahmet Hasan dönüyormuş. Ee, Çikaleşi de zaten koronavirüs onu da çok uzun süreceğini sanmıyorum. Herhalde o da bu hafta değilse de gelecek hafta aralarında olacaktır. Dolayısıyla Çikaleşi ve Ahmet Hasan'ın dönüşüyle Konya'nın oyununun tabelaya dönüşme ihtimali de artacaktır. Doğru değil mi? Koronavirüs o o o değil sana gelanıyor. Yok yo, ben başka bir şey. Öyle yapayım. bir hastalığı evet. vardı. Ayrıca aynen başkanın söyledi ki bazı müsabakalarda gerçekten Konyaspor şanssızdı. <laughs> Trabzonspor müsabakası. Çok pozitif futbol oynadılar. Kendi kalelerine çok şanssız bir gol attılar. Hakikaten 2 -2 çok bitti. şanssız bir gol. Kasımpaşa müsabakası koruyamadılar skoru. Yine 2-2'den sonra da net pozisyonları vardı. Galatasaray müsabakası en azından bir puan hak edecek aksiyonları ürettiler. Dolayısıyla şu an 14 değil de 16 17 olabilirdi puanları. Bana sorarsan da o açıdan da enseyi karartacak bir durum yok. Konyaspor Ligi'nin iyi karakterli futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Pozitif futbol oynuyor. iyi oynuyor. Farklı bir şey öneriyor. Mücadele ediyor. Aynen Herkesin önerinden farklı bir şey. Var. Farklı bir şey yapıyor. O açıdan da İlhan Palut pamuklara sarıp saklamanız lazım. Yani geride maa ile kapanalım. Kontra yazı çıkalım. Geçişlerden fırsat kollayalım değil. Büyük değil. takım gibi oynamaya çalışıyor. Topa sahip olmaya çalışıyor. Domine etmeye çalışıyor. Galatasaray'a karşı ikinci yarı istatistikleri... Neydi öyle? Verdik Aynen burada. Galatasaray'a karşı ikinci yarıda kaç? Yüzde 65 tane topa sahip oldu. 15 miydi şut başa. falan gibi bir sıske kalamışlardı ve Galatasaray'ın da isabet düştü yoktu. ikinci yarıda. Hani bunu yapabildi. Bunu İstanbul'da Galatasaray'a karşı 11-11 iken 11 yaptı. Kolay değil. Deplasman'da Galatasaray'a karşı Ali Sami Samihanistan'ın da 11-11 iken yaptı. Farklı bir şey öneriyor. Farklı bir şey öneren bir hoca var. Ligde İlhan Palut ne kadar güzel. Süperlik için bir değerdir. Antalya'dan lider gazete var sırada değerli izleyenler. Yine ligin flash ekiplerinden bir takım. Yeniden doğdu başlığıyla verilmiş sezona kötü başlayan Alanya Spor'da transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan kiralanan Emre Akbaba turuncu yeşillerde adeta yeniden doğdu ki Uğur Meykes sıklıkla altını çiziyor bu durumun. 29 yaşındaki futbolcu teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın vazgeçilmezi olurken oynadığı maçlarda henüz yenilgi görmedi. Ortaya koyduğu performansla birlikte bonservisinin alınması da gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonki Salih Uç canın rolünü üstlenen Emre Akbaba forma giydiği 6 maçta gol atamadı. 2 e, kez arkadaşlarına asist yaptı. E, skora fazla etki etmese de ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan başarılı futbolcu maç başına 1.3 şut ortalaması yakaladı. 527 dakika oyunda kalan Emre Akbaba pas başarı oranını da %85'te tuttu demiş Lider Gazete Spor sayfası Antalya'da. Emre'nin potansiyelini biliyoruz iki büyük sakatlık geçirmeden önce ameli takım oyuncusuydu. Hatta yani Lucescu döneminin zirve noktalarından biriydi. UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda 3-2 kazandığımız iki gol attı. Bir müsabakası vardı. Sonra sakatlandı zaten. Talihsiz bir şekilde Emrah Baba iki büyük sakatlık sonrası da fiziksel bir düşüş yaşadı normal ama bu arada taraftarın seyircinin tribünün bir kısmının homurdanmasıyla mental bir düşüşte yaşadı. Fatih Öz altın çizmişti. Emre bu yüzden gitti. Bu hamurdanmalar yüzünden gitti diye. Kendini iyi hissettiği yerde de zaten Alanya'da insan iyi hisseder yani. Çok da yaşamak için de çok güzel bir kent. İyi hissettiği yerde yeniden çiçek açtı. Trafik yok değil mi? Trafik olmayan her yer güzel yer güzel. noktasına geliyoruz galiba yavaş yavaş. Ya yani şimdi nasıl bir kıyasım olacak bilmiyorum. Gerçekçi yani. olma ama mesela Los Angeles'ta da insanlar daha fazla gülümser New York'takilere göre. Yani iklim etkiliyor. Mutlaka. çünkü daha fazla güneş Mutlaka. var. E artık daha fazla D vitamini, daha fazla mutluluk neyse sebebi bilimsel olarak. Mesela New York'ta insanlar daha mutsuzdur, daha fazla acelesi vardır. Trafikte biraz daha öfke vardır. Kaldırımlarda yürürken bile özellikle ana caddelerde huzursuz olabilirsin. Avrupa başkentlerine benzer. Los Angeles'ta insanlar daha çok gülümser. Alanya'da buranın bu ülkenin Los Angeles'ı gibi bir bakıma tabii ki çok e, büyük olarak tabii ki çok büyük fark var. Teşbihte hata olmaz. Evet. Ama dediğiniz gibi yani sıcak yerler, iklimi evet. ılıman olan yerler. Los Angeles 12 milyon nüfuslu bir mesela. yer yani onun farkındayım. <laughs> Tabii ki büyüklük olarak fark var. Ama Los Angeles'ta eyalet değil yani. Aslında şey olarak, statü olarak da çok farklı değil. Los Angeles'ta Kaliforniya eyaletine var? Neyse. Emrah Baba, 6 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik. Katettiği mesafe Alanya'da birinci. 6 haftaya bakarsak belki ligin de birincisi. <laughs> bu oyuncu normalde kat ettiği mesafeyle meşhur bir oyuncu değildi. Bu oyuncu on numaraydı. Yeteneğiyle, kalitesiyle, gol ve asistleriyle ön plana çıkmış bir oyuncuydu. Şimdi kat ettiği mesafeyle ön plana çıktı. Bence bu çizgisini sürdürürse neden olmasın? Pekala milli takıma bile dönebilir yani vazgeçmesin. O zaman gidelim Hatay'a değerli izleyenler. Başlığımız Sil baştan zirveye Atakaş Hatay spor için Geçen sezona damga vuran kadrosu dağıldı Tam 6 oyuncusu değişti Hatay sporun diyor gazete Gol kralı Bupenza ayrıldı Savunma tamamen değişti ama Hatay spor fırtınası dinmedi Ömer Erdoğan'ın takımı 9 haftada topladığı 19 puanla Lider Trabzonspor'un ensesine kadar geldi Ve aynı zamanda hafta başında da söylemiştik 7 kalesinde gördüğü 7 golle sezonun en yani Şu ana kadar 9. hafta sonu itibariyle sezonun en az gol yiyen takımı. Evet. Hatay Spor. O inanılmaz. Çünkü neden? Dörtlü savunmanın tamamı değişti. En önemli detay. Yani geçen sezon bir savunması vardı dörtlü. Bu sezon bambaşka bir dörtlü savunması. Yedi oyuncu değil mi? Yedi oyuncu komple. Yani yedi oyuncunun dördü de savunmacı. Bir de önlü da gitti bu arada. Rayana de gitti. Bazen tek önlü berol oynuyor. Ruben'le oynuyor. Bazen oraya Mehdi Bucama'yı koyuyor. Yani savunma grubu kaygı oyuncuların neredeyse tamamı değişti. Ruben dışında böyle bir yeni oyuncu grubuyla Fatih Kuruçuklarla işte Buraklarla Ömer Erdoğan'ın başardığı daha da bir fazla bir takdir hak ediyor bana sorarsan. o yüzden Adekuk Bey yeni solbek işte Kamil yeni Sabek. o yüzden Ömer Erdoğan da bir kendisi bir savunmacıydı çok büyük bir kariyer yapmadı belki ama milli takıma çıktı belli bir yaştan sonra çıktı o çok önemli mesela 30 yaşından sonra Bursa Spor performansı da amil takıma çıktı. O önemli yani vazgeçmemesi. Sonradan küllerinden doğup ikinci bir hikaye yazması. Zaten e, bir Avrupa şeyi var, başlangıcı var hayata. Dolayısıyla yabancı lisan sorun da yok. Hatay Spor'da gerçekten çok ekstra bir hikaye yaratıyor başarı. Bu oynadıkları oyunlarla, oynadıkları futbolla, niyetleriyle gerçekten ligimizin güzelliğini, kalitesini, izlenebilirliğini arttıran takım sayısı arttı bu sezon. Yani küçük takım, büyük takım, o takımı da değil. Ortaya konan futbol, ortaya konan niyet, oynanmak istenen oyun, pozitif futbol, oynamak istenen ekiplerin sayısı arttı. Teknik direktörleriyle, genç teknik direktörleriyle birlikte hepsini tebrik etmek lazım. Şehirlere buradan bir kere daha mesajı gönderelim. Taraftar olarak sahip çıkmak lazım. Şehir takımlarına ki çok yani düşündüğünüzden çok çok daha önemli bir konu bu. Ee, ortaya koydukları, koymak istedikleri mücadele, koymak için çabaladıkları mücadele hakikaten takdiri hak ediyor bu isimlerin ve bu takımların yönetiminden teknik direktörüne, futbolcusuna bir kez daha tebrik edelim ve bir ufak not ekleyeyim. Tabii, buyurun. Aklıma geldi şu anda. Yabancı transferlerinde kendi direkt rol oynuyor Ömer Hoca. Instagram'dan özel mesaj yazıyormuş futbolculara. Kendini tanıtıyormuş. Hani Spor'a gelmeyi düşünür müsün diye. Bana sempatik geldi. Sevimli geldi. Kendi ağzından bu. Kendisi söyledi. Özel bir bilgi değil yani merak etmeyin. Ee, özel mesaj yazıp futbolculara hataya gelmeyi düşünür müsünüz diyormuş. Çok hoş değil mi? Yani Tık kulübü için verdiği mücadele. Ben sempatik sevimli buldum. Ben e, evet. Aynen kesinlikle ben de katılıyorum size. Ve Beşiktaş'a Hürriyet gazetesine geçeceğiz. Değerli izleyenler başlığımız şu. Batsman çok ama boşa koşuyor. Vallahi o, o güzel bir haber. Ben bunu okudum. Beşiktaş'ta Batu şu ayı Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 maçta henüz gol ya da asist katkısı veremedi. Belçikalı Yıldız çok koşuyor, çok deniyor ama sonuç alamıyor. 3 maçta 33.6 kilometre ile en çok koşan Santrafor olan Portolu Taremi'nin bir gol bir asisti, 32.5 kilometre kat eden Ajax'ı Haller'in ise 6 gol 2 asisti var. 30.5 yani 30 buçuk kilometre koşan Batu henüz gol ya da asist üretemedi. Ünlü futbolcu hedefi bulmayan 7 şutuyla da bu istatistikte Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde. Ertuğrul Güneş imzalı. Farklı yani en azından hani her gün gazetelere bakıyoruz. Farklı bir şey yaptığı için tebrik ederiz genç kardeşimizi. Sanırım Batu Şuay'ı tanımlayan detaylardan biri de bu değil mi? Yani çok çalışkan gerçekten. Çok yürekli. Onu izlediğinizde siz de koşarsınız arkasındaki oyuncuysanız. Çoğu zaman zaten prese giderken takımı da önden çekiyor. Batu imkansız toplara prese gittiği için sen de arkasından diyorsun ki ya ben de gideyim. Yani miçi gidiyor ben de gideyim arkasından yalnız bırakmayayım diyorsun. Santrifor'un pres niyetinin olması, prese gitmesi çok önemli. Arkasındaki oyuncuları da çeker ki zaten hafta sonunda Başakşehir maçında Batu Şua'yı o baskıya gitmese orada zorlamasa Alex Teixeira'nın golü de gelmeyebilirdi. Yine Batshuayi'nin çektiği, Batshuayi'nin öncülük ettiği bir baskıydı o. Ama bu kadar koşup, bu kadar mücadele edip, bu kadar az gol atması da işte kariyeri boyunca bir son vuruş yüzdesi zaten Batshuayi öyle çok harika değildi. Evet çok büyük santrfor ama ne bileyim Lukaku gibi değil tabii ki son vuruş yüzdesi. Muhakkak çalışıyordur. Biraz belki daha serin kanlı kalsa, biraz şanslı olsa. Futbolda şans da bir faktör. Daha yüksek verim yakalayabilir. Batu Şahı eleştirmek imkansız yani. İnan bana e, sporting maçı dahil. Sporting maçı dahil iyi oynadı. Yani kötü oyunda bir tane maç yok. Kesinlikle öyle. Ama mesela Abu Bakar varken başka iyi yapıyordu. Ben ikisini kıyaslama anlamında değil. Batu şuayı başka iyi yapıyor. Abu Bakar başka bahşeriyi yapıyor. Mesela Abu Bakar kanat oyuncularını daha fazla pozisyona sokuyordu. Lillary'in Abu Bakar'la daha rahat ediyor ve daha fazla gol pozisyona giriyordu. Şimdi belki o kadar giremiyor. Olabilir Mesela Beşiktaş taç, taç atışlarını sürekli Abu Bakar'a kullanıyordu. Taçları daha anlamlı hale getiriyor. Batu Şahay da başka bazı şeyleri iyi yapıyor. Ne bileyim her pozisyona giriyor. Batu Şahay hep oyun içinde, hep aktif. Bu kadar çok pozisyona girme sebebi bu kadar hareketli olması. Ama biraz fazla offside düşüyor mesela. Video izleyip belki o sorunu çözebilir. Akşam gazetesi son 4 yılda 2 galibiyet demiş başlığında. Temsilcilerimizin Devler Ligi'ndeki tablosu içler acısı. Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son 4 yılda sadece 2 galibiyet elde etti. Bunları da Galatasaray'la Başakşehir aldı. Beşiktaş ise şu ana kadar sıfır çekti demiş. Yine Beşiktaş'tan bir e, hani Beşiktaş'a özel bir haber olarak. Buna bir şey ekleyeyim mi? Tabii buyurun. Son 4 yılda kaç maç yaptık şampiyon? Orada yazıyordur. 20 maç mı? 20 maçta rakiplerimizden daha fazla koştuğumuz bir maç var biliyor musun? 20'de 19 Rakiplerimiz daha fazla koşmuş. Evet 20 maçta Sporx'in haberine göre 20 maç 20 maçta bak bu maçta da Beşiktaş -107, 107 mesafe kat etti. Sporting 110. Yani ufak da olsa çok da olsa 20 maçın 19'unda Türk takımlarının rakipleri Türk takımlarına daha fazla mesafe kat etti. Yani bu da herhalde tesadüf değildir. Son olarak vakiti de idareli kullanmak adına Foto Maç gazetesi savunma SOS veriyor demiş. İlk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Kartal son 8 maçta ise kalesini gole kapatamadı. 8 maçta 19 gol yedi demiş gazete. Takım savunmasının yanı sıra stoperdeki pes etmişlik son olarak Sporting maçında ortaya çıktı. Vida ve özellikle de Wellington'un performansı eleştiri topladı. Skor bulma anlamında takımın problem yaşamadığını belirten teknik heyetin öncelikli hedefi gol yeme sorununu çözmek diye bir... Yani üç tane duran top golü yemişsin. Bunu sadece stoperler üzerine okuyamazsın. Üzgünüm. Yo yo zaten diyor ki takım savunmasının yanı sıra stoperdeki evet. pes etmişlik. Şimdi bu pes etmişlik ifadesi nereden çıktı acaba? Yani Yok ben katılmıyorum ona zaten. Yoksa hani teknik ekipten bir böyle bir... Şey alın Sanmıyorum. Bakayım. Herhalde yorum değil mi? Yorum. Peki son olarak bir şey var. Fotoğrafımız var yine. Patris Evra. Demiş ki bana göre Ballon d'Or ödülü Kante'ye ya da Jorginho'ya gitmeli. Artık diyor bu ödülü Messi'ye vermekten ben çok sıkıldım diyor. Hasta oldum bu işten diyor. Ee, geçen sene ne kazandı? Tamam Copa Amerika'yı kazandı ama Barcelona ne yaptı? Dolayısıyla artık bu sene başka bir isme gitsin demiş. Altın top Patrice Evra. Barcelona ne yaptı? Ufak bir şey. Ligin hem gol kralı hem asist kralı oldu. Çok ufak bir detay Sayın Evra. Ee, i̇kincisi de <laughs> Sayın Evra 5 şampiyonlar ligi finali oynadı. Dördünü kaybetti. 3'ünü de Messi'ye kaybetti. Etkisi olabilir mi acaba? Messi'den sıkılmış olması. İki ya kere... bir, noktada, bir noktada diyeceğim ki haklı. Ya kaç tane daha kaç tane alacak falan ama adam devam ediyor. Yani diyorum ya, ya Copa Amerika'yı kazandı. Bu kötü Barcelona'yla gol kralı ve asist kralı oldu. Kimseye haksızlık etmeden şunu sorayım. Jorginho ismi çok fazla öne çıkıyor. Ee, acaba tam Patrice Sevran'ın söylediği gibi ya farklı bir isme gitsin arayışında olunduğu için mi? Ya kim var kim var? Ha Jorginho var. Performans tabii. Do iyi performans Biraz onun etkisiyle mi bu kadar akıllara Jorginho geliyor? İlk ona Daha giremez çok... benim görüşüm. Jorginho ilk ona giremez. Jorginho balondor alacaksa Sergio Busquets'in iki tane falan olması lazım devinde eğer o pozisyon oyundusunun etkisinden bahsediyorsak Busquets'in evinde iki tane balondor olması lazımdı. Hiç ben ilk beşe girdiğini falan hatırlamıyorum Busquets'in balondor sıralamasında. Ben de hatırlamıyorum. Yani sadece tesadüfen şampiyonlar günü kazanan ve Avrupa şampiyonluğunu kazanan iki takımın oyuncusu olduğu için Jorginho'yu seçmemelisin. Jorginho'nun performansı bunun için yeterliyse tamam şapka çıkarayım saygı duyuyorum. Ama Jorginho bence ilk ona giremez. Peki süremizin de sonuna gelmişiz. Ee, Uğur Melek'e çok teşekkürler. teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar değerli izleyenler. Bu akşam temsilcilerimize başarılar diliyoruz. İnşallah yarın sabah güzel güzel konuşuruz diyelim ve veda edelim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.